Adım Niyazi Tenekeci. 37 yaşındayım efendim. Sağlıklı bir bireyim. Bekar. Tabii şimdilik bekar. Bugün size bir hikaye anlatacağım. Çok değil, bir yıl önceydi. Abim Tarık, memleketin en büyük uyuşturucu taciri Bedirhan'dan 70 milyonluk mal aldı. Tertemiz, kılçıksız. Sonra bu malı Ruslara pazarladı. Takasın yapılacağı gün biri hem malı hem de parayı çalınca kıyamet koptu. Herkes birbirini suçladı. Necdet Çetin herkesi toplantıya çağırdı. Necdet Çetin bu ülkenin en büyük babası. Babaların babası. Bütün babalar birleşti. Abim yalnız kaldı. Hikayemiz işte böyle başladı. Yarışa. Evet, lan. Hadi gidiyoruz. Toparlanın. What's going on here? Who are you? Ne istiyorsunuz beyler? How are you, Captain? Where are you going, rotanız? What is your destination? First Istanbul, then Romania, Constanta. Önce İstanbul, sonra Romanya. Biraz daha kadar mı? Romanya, Constanta işte. Okay. Önce Silivri'ye going. I don't understand. Kaptan anlamamış. You going Silivri. Okay? You motherfucker! Going to Silivri! You listen! Efendim Mahmut abi. Abi herhangi bir sorun yok. Aynen dediğin gibi yaptık. Yengeyi aldık. Söylediğin adrese doğru gidiyoruz abi. Yalnız var ya abi, lavuklar mevzuya uyanınca göt olacaklar abi. Mal gidiyor, para geliyor. Mal gidiyor... Hoş geldiniz Tarık Bey. Derken mal geldi. Ne haber Rıfat? Şeref verdiniz efendim. Her şey yolunda mı? Lan oğlum, restoran açacağım dedin. Karate salonu açmışsın. Bu ne lan? Konsept yaptık Tarık Bey. Ördeği nasıl buldunuz? Eski neşesi yok be. Beğenmediniz mi? Hayır arkadaşım, bunun şimdi kıçı neresi, başı neresi? Nasıl yiyeceğiz bir mahlukatı bilemiyoruz ya. Müsaadenizle o zaman. Size layık bir şeyler yaptırayım. Hadi benim aslanıma. Yemekteyim lan, çabuk söyle, ne var? Ne var? Kim çevirmiş lan? Nasıl çektirdi? Nasıl çevirmiş oğlum? Kim çektirdi? Lan balıkçı takası mı lan bu? Ulan benim kamyonumu kim çektirebilir lan? Koca gemiyi kıyıya kim çektirdi? Lan tarih yazmaz. Paralar ne oldu? Hay sizin yapacağınız işi sikeyim. Yapacağınız işe sokayım. Paraları çalmışlar. Malları çalmışlar. Aa, bakın bakalım götler yerinde mi? Abi, Tarık dün gece yaptığınız operasyona uyanmış. Her an bir delik yapabilir, dikkatli olmak lazım. Sakin ol. Onun da zamanı gelecek. Ama önce şu işimizi halledelim hayırlısıyla. Sonra seyret. Bakalım nasıl yiyecekler birbirlerini. Toplantıda da son yumruğumuzu vurup işimize bakarız. Tamam. Verdiğim zarf yanında mı? Aç o zaman. Yarın doğruca bana getiriyorsunuz. Yaksilik olmasın Mahmut.
orada anlamadım ya. Mahmut, abi yol. Abi yolla kendini. Mahmut, bayağı bayağı anladılar beni. Yolla kendini abi. Baba! 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 Abi, Mahmut abi. Abi baba yaşayacak mı abi? Baba! Mahmut, söyle şuna kafası sıkmasın. Lan ambulans çağır lan! Ambulans çağır! Ambulans çağır lan! Alo! Abim hırsızlıktan dolayı Necdet Çetin'den şüphelendi. Bu alemde iki büyük mafya var. Biri Necdet, biri devlet. Kesin Necdet çalmıştır dedi. Necdet abi vursun diye adam yolladı. Tamam mı lan? Ne? Kim vurmuş lan? Ölmüş mü? Nasıl bilmiyorsun? Hemen hastaneye git hemen. Hemen durumu öğren. Çabuk çabuk çabuk. Necdet'i başkasını allamış Niyazi. Kim? Bilmiyoruz oğlum, öğreneceğiz. Kesin Bedo abim yapmıştır ha. Sıka sıka sana kadar gelir o. Ne diyorsun lan sen salak? Abicim adamın hem malı hem parası kayıp. Ben onun yerinde olsam ikinize de çoktan topacı basmıştım. Şahsi kanaatim böyle yani. Senin şahsi kanaatini soranda kabahat zaten. Hep baskı. Niyazi hiçbir şey söylemesin. Arkadaşlar geri çekilin, geri çekilin. Alın şunları hemen. Alın şunları hemen. Gel. Doktorları yer açın. Aç. Doktora yer aç. Çekil. Doktora yol ver. Çekme kardeşim. Beyefendi giremezsiniz. Nasıl ya? Giremezsiniz. Baba! Baba! Abi, ne yapacağız abi? Bugün akşam saatlerinde babaların babası olarak bilinen ünlü mafya babası Necdet Çetin, Zincirlikuyu mezarlığında eşinin ve oğlunun mezarı başında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Necdet Çetin'in durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken hastaneye gelen basın mensuplarına da bilgi verilmedi. Yeraltı dünyasının kayıtlısı olarak adlandırılan Necdet Çetin'in mafyaça hesaplaşma sonucu bulunduğu tahmin ediliyor. Eşi ve çocuğu da seneler önce bir suikast sonucu öldürülen Necdet Çetin, siyaset ve sanat camiasında benim dostlukları... Bu ne güzellik ya! Kadın döveni yaşatmam sözleriyle ünlenen Necdet Çetin'in vurulduğunu duyan yeraltı dünyasının tanınmış simaları hastaneye koştular. Polisin ve Necdet Çetin'in adamlarının aldığı güvenlik önlemleri yüzünden çıkan tartışma... İstanbul'da bu ülkeyi de bu ayılar yönetiyor işte. ...acı servise kaldırıldı. Babam ne diyecek acaba bu işe? Nasıl oğlum? Jokey abin çok güzel koşuyor değil mi? Senin yerine onu koşturacaktım ama müsaade etmediler. Niye? Çünkü eşşoğlu eşekleri yarışta koşturmuyorlar. Gaz ver Niyazi, gaz ver. Atlar son 400'e girerken yavşak geriden koptu geliyor. Ben sana bu at bugün gelmeyecek demedim mi lan? Dedin abi. Siz beni siklemiyorsunuz mu oğlum? Siklıyoruz abi. Niye geldi lan o zaman bu at? Ben getirmedim abi. Kim getirdi lan? Kendi gelmiş abi. Aa, sen bana diyorsun ki benim yerime atı vur diyorsun öyle mi? Öyle diyorum abi. Kamçıla Niyazi. Hadi dişikli sıra ama. Abi. Eh yavşama. Eh yavşama. Haydi eh yavşama. Oo Hamdi hoş geldin. Biz de son 200'e girmiştik. Abicim bir adam vururken bir haber verin gözünü seveyim bu nedir ya? Ne haber lan o topur?
Hala bırakamamışsın palamonu. Abi ben içime çekmiyorum ki abi. Dudak tiryakisiyim. Ya Tarık. Bak bunu bir doktora moktora bir yere götür. Şu gözlere bak Allah aşkına ya. Kedi amcığı gibi olmuş. Sahi ne oldu buna? Anamla babamın ladesinin adı yüzünden. Nasıl yani? Ya bunlar ladese tutuşuyorlar. Hı. 2-3 gün yenişemiyorlar. Akıllı oğlum benim. Gözlere bak. Baba geldi. Çok ateşi var çok. Veriyor kucağına. Lades! Ay! Yazık olmuş. Hayırdır? Sen habersiz gelmezdin. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Vallahi hiç iyi yapmadın Tarık. Ya Hamdi ben adama bugün atı getirme dedim. Ya joker edemiyorum be. Necdet'ten bahsediyor. Ne olmuş lan Necdet'e? Tarık. Bak biz beraber büyüdük. Beraber girdik, beraber öğrendik bu alemi. Bana da gözünü yiyeyim ayağı yapma artık. Ya he. Mahmut'la konuştum telefonda. Necdet'in durumu iyi değilmiş. Herkesi aradım. Hastanede buluşacağız. Hadi sen de hazırlan istersen. Lan bu nasıl İstanbul anasını satayım ya? Öldüremediğim adamı hastanede ziyarete gidiyorum. Nasıl İstanbul bu ya? Kapıya iki tane adam koy. Hatta gerekirse buradan çıkışa kadar her adam başına bir tane adam koy. Emredersin abi. Hadi. Mahmut, kimse durumu çarptı mı? Yo. Mahmut, bu büktümün de haberi olmasına zinhar. Yok diyorum, tamam diyorum. Yani operasyon mükemmel gitti diyorum. Dere yağ diyorum, kıl diyorum. Güzel. Gel bulduk işte aşkım. Gel bulduk da ne oldu ha? Bal gibi yürüyeceğiz. Al. Kal öyle kal. 20 lira alayım. Ne 20 lirası? Otopark ücret. Sokak kardeşim burası. Yok 20 lira falan. Biz olmazsak çizerler. Neyi? Neyi olacak arabayı? Böyle çiviyi bir takıyorlar abi. Cart diye çiziyorlar abim. Ne yapıyorsun sen? Ya saçmalama sokak burası sokak. Sabahtan beri zaten ayılarla uğraşıyor. Delirtme beni burada. Oo. Arkadaşım yanındaki karının ağzından çıkanı kulağı duyacak ha. Sen kim köpeksin bana karı diyorsun ha? Berk bir şey söyler misin? 100 lira bozuğunuz var mı? Berk! Karı nasıl bozuldu? Sen kime karı diyorsun ha? Oy! Kime karı diyorsun? Berk! Koş! Çabuk! Toplanıp hepimiz hastaneye gittik. Necdet Çetin'i titrek vurmamışsa bu işin içinde başka bir ibnelik vardır diye düşündüm. Abi niye ben kalıyorum ya? Bir sefer de sen kal ben gideyim. Necdet abiye ben daha yakınım biliyorsun. Oğlum kal diyorsam kal lan. Al ya. Çek bunu da çek. Hamdi toplamış hepsini geliyorlar. İyi gelsinler bakalım. Mahmut gözünü de ört aç. Necdet abi. Vay arkadaş ya. Böyle bir delikanlı ya. Kurşun mu sıkılır arkadaş be? Ay babacığım. Aygır. Pardon ya. Yavaş ya. Mahmut abi. Çok geçmiş olsun abi ya. Necdet abiye sıkılan kurşun alayımıza sıkılmış sayılır. Bunu yapan Gavat'ı bütün İstanbul'da aratıyor. Çok uzaklarda arama Hamdi. Nerede abi? Dön arkanı göreceksin. Babalar toplantısına 3 gün kala kurşun yağdırıyor. Ondan sonra da eserini ziyaret etmek için geliyor Gavat. Şimdi
bilip götü kurtardın Necdet. İnşallah bir dahaki sefer. Yalnız her şeyi Tarık'tan bilmemekte fayda var. Öyle mi? Yani. Necdet abinin ölümü kimin işine yarıyor? 30 senedir bu anı kim bekliyor? Ondan sonra da bütün İstanbul'u toza bulayacak. Bir taşla beş kuş. Sen kimi yalıyorsun Hamdi? Mahmut abi, bu konuda üstüme ne düşerse bir işaretin yeter. Elimden geleni yaparım. Siktir be. Bana tiyatro yapma Hamdi. Yoksa kırarım kalbini. Vay, 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 vay. Babamızı patates etmişler. Hangi Rus bu çocuğu yaptı acaba? Geçecek, geçecek. Şöyle birkaç bir şey aldım. Dediler ki baba ölmüş. İnanmadım. Sen hepimize taş çıkartırsın, domuz gibisin maşallah. Siktir git. Tepki veriyor. İstanbul çok bozuldu. Hadi yıkama yalama servisi kapandı. Hadi hadi. Hasta yeterince mikrop kaptı zaten. Hadi. Hadi Hamdi hadi. Bir sorun mu? Abi bir şey, sen ne diye geliyorsun lan? Ben sana arabada bekle demedim oğlum. Niye geliyorsun sen? Abi nevale aldın, fena mı ya? Mahmut sana kafayı fena takmış. Büyük toplantıdan önce harekete geçerse hiç şaşırma. Siktir et ter kokan İbni'yi. Sen yalancılıkla topla herkesi. Eksik kimse kalmasın Hamdi. Herkes gelsin, tamam mı? Tamam, toplayayım. Toplayayım da bunların alayı sana ayar olmuşlar. Ya şu Necdet'i sıktırmasaydın her şey çok güzel olacaktı ama. Hamdi terbiyesiz evladıyım, ben sıktırmadım ya. Sıktırsan sıktırdım derim. Neyse, ben bildiğimi söyledim. Gerisi senden. Hadi eyvallah. Ya ben de onu diyorum abi. Ne var? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sabahtan beri? Ne diyorsun oğlum sen? Bu nasıl bir tavır ya? Allah, resmen mobbing ya. Bu mafyada mobbing var. Demiyorum. Mesut, senin ihalen falan mı iptal oldu ha? Yüzünden düşen bin parça. Maşallah ikinci kademde içiyorsun. Hesap yapıyorum kızım. O kadar tatil köyleri, esnaflar, otoyolları. Ha. Şimdi yarın öbür gün o otoyolları yaparken bir dünya ağaç kesilecek tabii. Vicdanım da içeri vermiyor. Bu kadar betonu kim de dökecek Hülya ya? O Tarık olmasaydı ne alırdın sen o ihaleleri? Yağdırdı şerefsiz hakikaten ya. Onun sayesinde bir tane adam ihalelere giremiyor, biliyor musun? Bak, 200 bin frank verdi, saat aldı. Böyle ceketin altına saklıyorsun. Açsana şunu, herkes görsün. Kızım, sen beni başkalarıyla karıştırıyorsun. Ayı mıyım lan ben? Şşşt, var mı be? Kes sesini. Çıkar şunu. Koy kolunu şöyle. Allah Allah. Hı? Arkadaş, rezil olduk ya. İyi akşamlar. Babacığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Berk nerede? Ha, otoparkçılarla kavga ettik babacığım. Kavga mı ettiniz? Ne oldu lan? Yok babacığım, sakin ol. Bu valeler bizi almadı. Arka sokaktaki değnekçiler de belki biraz tartakladı. Avradı boklulara bak lan. Ama sana kızmıyor değilim. Arabayı bırak, korumaları kov. Ondan sonra böyle oluyorsunuz işte. Ya babacığım, ben sanatçıyım, senin gibi dolaşamam. Hem Berk de rahatsız oluyor. Ne yani, biz mafya mıyız diyor. Sen Berk'i tanımadan önce mafya mıydın lan? O ne diyorsa yapıyorsun. Öyle mır 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 mır. Göt kadar evde oturuyorsunuz. Pazarcı arabası gibi arabaya biniyorsunuz. Eğer sen benim kızım olmazsan sen var ya. Bir de bana amca diyor piç. Ya Mesut, çok ayıp. Ne istiyorsun pırlanta gibi çocuktan? Ha, geliyor taktaş. Efendim, iyi akşamlarınız olsun.
Berk, iyi misin oğlum? İyiyim efendim, sizler nasılsınız? Ay canım, kibar çocuğum benim. İyiyim, sağ ol. Siz nasılsınız? Ne lan, mafya mı oldun? Otoparkçıları falan dövüyormuş. Vallahi bir yanlış anlaşılma oldu. Onu da İnci'yle çözdük amcacığım. Canım, ne olur sanırım. Senin böyle... Ver şu anahtarı ver. Hadi Cem Bey. Şu anahtarı alın. Şu arka sokakta bir tane Toyota var. Onu benim arabanın yanına çekin. Hadi. Bir de o valeye söyle. Çıkışta ona kayacağım. Şşşt. Yok, kayacağım. Baba, Necdet Çetin vurmuşlar. Tarık vurmuştur. Nasılsınız ayı? Ölü mü? O mu vurmuş? Seneler önce bir hikaye işte. Bu Tarık'ın nişanlısı zamanında Necdet'e kaçtı. Tarık da doğal olarak karıyı vurdurdu tabii. Vay faşo köpek. O vurdurdu diyorsun ha? Faşo köpek, maşo köpek. Ha, nereden öğreniyorsun acaba sen bu lafları ya? Acaba sen kimden öğreniyor bu lafları bu? Su doldur canım. Aşkım, babam benden gerçekten nefret ediyor ya. Ne diyorsun ya? Sevmiyor işte. Sevmeyecek. Saçmalamaz mısın aşkım? Tamam aşkım, sen in de ben şuraya park edip geliyorum. İşte budur. Sahibinden kiralık daire. Sor bakalım, balkonda manzara var mıymış? Hanımefendi, kiralamayı düşünüyoruz ama bekar öğrenciye veriyorsunuz mu ya? Hiç gürültü yapmayız, girip çıktığımızı da anlamazsınız. Ne diyorsunuz be? Hayvan ol hayvanlar. Hanımefendi, kaparan ne kadar hanımefendi? Berk. Vermiyor mu? Oluyor lan burada. Sana Atis, sen kime vuruyorsun hiç? Sen adam diye mumun yanında gezdiriyorsun lan. Şimdi öyle giyinmeyeceksin o zaman. Hayvan ol hayvanlar. Şileri, Berk, kalk şu sarıyorum. Gerek yok. İyi misin? Gerek yok dedim, kalk. Kalk. Berk. Yürü. Neyse. Çetir'in dükkanı bura mı ya? Evet abi, net bilgi. Merhaba birader. Merhaba. Merhaba. Berk Ergen nerede? İçeride, salonda var. Biraz daha dönelim. İndir şimdi. Heh. Harika, harika. Kaldı. Döndür şimdi. Döndür yavrum. Yav döndürsene. Allah Allah. Döndür. Tut. Tut. At kızım, at. Hoppa da, ne aferin. Müthiş. Çok güzel. Hep beraber deniyoruz. Lan lütfen. Ne var kızım, ne? Elim kaydı. Kızım konuşmasana. Al. Ay! Siz ne kimsiniz lan? Be? Alemin karısını kızına. Kardeşim ne oluyor ya? Cümleten selam aleyküm. Hayırlı işler. Hocam, Kutlar Vadisi mi oynuyoruz? Alo. Kardeşim kimsiniz lan? İnsenize aşağı. Sen şunları bir izah et. Dik durun bakayım, dik durun. Baş yukarıda. Hadi bakayım, dik durun. Abi sesi kısayım. Bir tık kıs. Susun lan! Pardon şey bey, bu tiyatro eserimizin adı ne oluyor? Dizel. Dizel? Ha güzel. Az yakar, çok gider. Emisyon problemi var ama onu da yakında hallederler. Security! Güvenlik! Büyüklüğüm, biliyorsun ben oldum olası bu duran toplara vuramıyorum. Sana havale ediyorum. Ben vururum abi. O benim işim. Ay, ay, değiştirin beni, değiştirin. Berk Ergen, sen mi oluyorsun?
İnci kaç. Gel buraya. Şşş. Gel lan buraya. Mert ne oluyor? Götünden ayrıldım. Lan Berk Ergen sen misin? Benim. Ne yapalım abi? Fiyonk. Amirim araçlar geçiş yaptı bilginize. Amirim araçlar geçiş yaptı bilginize. Bütün babalar Necdet'i Tarık abinin vurduğunu düşünüyorlardı. Yine de Hamdi'yi kırmayıp bizim çiftliğe geldiler. Hamdi de Necdet'in intikam alacağından korktuğu için yavaş yavaş abimden uzaklaşıyor, diğerleriyle birlikte hareket ediyor. Bu yetmezmiş gibi organize şubeden Çökert Mahalil de boş durumda. İnci, ben Berk aşkım. Neredesin hayatım? İyi misin? Ben şimdi binanın dışına çıktım. Adamları atlatayım, evimize geleceğim aşkım. Babamı arayayım mı? Yok yok, gerek yok. Siz sıkılmayın aşkım, sıkılmayın. Premier Lig yanıyor yemin ediyorum. Maçlara bak, oranlara bak ya. Bu nedir ya? Dünkü gibi sıçma ha. Düzgün kupon yap. Abiciğim benim hatam değil. Adam buradaki bütün derbileri kaybetti. Gitti orada şov yapıyor piç. Hangi piç lan? Bilic. Ha ya bize nispet olsun diye yapıyor. Chelsea maçı ne olur? Kimle oynuyor? Tottenham. Ne? Abiciğim Tottenham. Ya heriflerin ablemi tavuk ya. Ha. Kayarlar lan bunlar o zaman. Abiciğim Chelsea'ye 1.40, tavuğa 5. Banko Chelsea o zaman yapıştır. Conti garanti. Böbreğini sat, Chelsea'ye bas. Yapıştı. Abi. Ne? Geldiler abi. Geldiler mi? Evet abi. Yarım saat oyala ayıları, sonra salonu al. Tamam. Abi ben size ne yaptım ki ya? Bak bir daha konuşursan seni şu kamyonculara vereceğim ha. Arkadaşlar cümleten hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde hassasiyet gösterdiniz. Hepiniz geldiniz, eksik olmayın. Biliyorsunuz durumlar çok sakat. O yüzden lafı hiç uzatmayıp direkt mevzuya gireceğim. Baba Chelsea koydu 1-0 abi. Attı. Beyler beklediğimiz mal da 70 milyon dolarlık pakette kayıp. Buna el koyacak götü olan bir Necdet var, bir de devlet. Kanıtın var mı kardeş? Ben sadece Necdet'ten şüphelenirim arkadaş. Bedo her gün beni arayıp sıkıştırıyor. Ya para, ya mal, ya canınız diyor. Ne olacak, ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey yok. 70 milyonu ödeyeceğiz. Yapma be. Hepiniz Bedo'yu benden daha iyi tanıyorsunuz. Kalleşlik ruhuna işlemiş iknenin. Ne işimiz var lan o zaman bizim o iknenle? Bırakın lan tatavayı. Daha malı bile görmeden paraları cebe indirecektiniz. Necdet götü kaldırıp gelemez. Toplantıyı onsuz yaparız, başa geçerim, durumu düzeltirim. Şimdi aga, emniyet, bürokrasi, gümrük, bütün bağlantılar bunun. Necdet olmasa bizi devlet bir gün daha yıklar. Yani 70 milyon bizim götümüze girsin diyorsunuz, öyle mi? Bizi bu işe sen soktun, sen ayıklayacaksın. Aksi takdirde... Ne olur? Büyük sıkıntı olur Tarık. Büyük sıkıntı olur.
Ben uyarımı yaptım. Beyler. Siktirin lan orospu çocuklara. Ne diyorsun lan sen? Bir bir oldu. Sensin bir bir. Getirdik abi çıtırı. Kim lan bu Çokomel? Gel. Gel. Gel evladım gel. Gel gel gel. Otur. Bu kışını. Enişte, ablam senden önce ölürse sana haber vermemi istedi. Son arzusunu yerine getiriyorum şimdi. Oğlun Berk, İstanbul'da yaşıyor. Babasının kim olduğunu bilmiyor ama sen artık oğlunun kim olduğunu biliyorsun. Evladına sahip çık. Evet. Yok, imkansız. Ulan sen benim öz oğlumsun. Ne? 28 sene önce öldüresiye dövülmüş bir kadın geldi kapıma. Can düşmanım Tarık'ın sevgilisi Nevin. Annen. Meşhur Tarık Tenekeci mi? Hı hı. Bu kadarı fazla artık ya. Babam Necdet Çetin, annemin sevgilisi Tarık. Şaka mı bu? Nevin ayrılmak isteyince açıp bana geldi. Beni bu psikopattan kurtar dedi. Tarık ne yaptı peki? Ne yapacak? Geldi kapıya dayandı. Kızı istedi vermedim. Ölümle tehdit etti beni. Siz ne yaptınız? Ne yapacağım? Çıktım eşek sudan gelene kadar dövdüm şerefsizi. Benim hayatım annene zor geldi. Sonra bir suikast düzenledik. Annenle seni öldü gösterdik. Sonra annen seni aldı İzmir'e gitti. Giderken bana da sen bu alemde oldukça beni göremezsin dedi. Yani ben seni görmek için 27 sene bekledim biliyor musun? Yani siz şimdi hiçbir şey olmamış gibi gel benim yanımda yaşa diyorsunuz. Yanlış anlamayın ama ben sizin böyle vuran kıran yani biri değilim. Ben sanatçıyım ben. Ne olmuş sanatçıysan? Biz sanatçı düşmanı mıyız? Mahmut, bugüne abi. Kadar bir tane sanatçıya sıktık mı? Yok abi. Ben anlatamıyorum kendimi galiba. Ben sanatçıyım, idealistim Necdet Bey. Necdet Bey kim lan? Bir dakika abi, hakikaten ben şimdi merak ettim ya. Yani ne bu idealler diyor, ne yani? Herkesin eşit olduğu bir dünyada yaşamak istiyorum. Tabii biz de tamam, başka? Özgür olmak istiyorum. Başka? Mesleğimde yükselmek istiyorum. Baş balet olmak istiyorum. Başka? Mahmut abi. Bunu baş balet yapalım. Kalk. Ben yaparım. Ben yaparım yani kendim. Ya ben böyle bir hava alabilir miyim? Çok bunaldım. Nereye gitmek istiyorsan Büklüm götürür seni. Yok yok, hiç zahmet etmeyin, ben taksiyle giderim. Kes. Büklüm götür. Emredersin baba. Ne diyorsun Mahmut? Ola böyle çıkmayaydı iyiydi. Hayatta kalmaları için gerekli olan besin ihtiyaçları onları... Canavara bak Niyazi nasıl kusuyor, bak bak. Bak Ceylan olacak şimdi. Nereye kaçırdı sen? Nereye? Garanti... Şu surate bak Niyazi. İşte surat, işte ses. Aynı ben, aynı ben, aynı. Aynı sen. Uzak bir yerde şerefsiz. Ulu orta yerde yemezler ha. İlla sotaya çekecek. Öyle soylu yaratıklar ama bunlar. Bu gösteriş yani. Olmasın hesabı ya. Bambaşka bu looparlar, bambaşka ya. Ben de su aygırlarına sempati duyuyorum abi. Bak Niyazi görüyor musun? Bak çakallar geldi. Etrafını çakallar sardı. Yavruyu bize ver hesabı. İşte ben o looparım Niyazi. Tek tabanca. O çakal sürüsü de Necdet'le diğerleri. Bak şimdi bak, bak nasıl dağıtıyor onları. Bak bak, alayını sikip atacak onların. Bak alayını sikip atacak. Bak. Tabii çıta kaçmak zorunda kalıyor. Senin ecdadını loopar olacağım bir de. Kalıbından utan lan. Kırma mısın oğlum sen? Telefon. Çakallar arıyor abi.
Alo. Evet abi. Evet abi. Evet. Yatırıp derken? Evet. Tamam. Evet abi. Tamam anladım. Tamam abiciğim. Evet. Tamam. Saygılar. Öpüyorum. Kendine iyi bak. Peki. Oldu. Bay bay. Yarın da gelmezse gördüğüm yerde yatırıp kayacağım ona. Sen de bu lafın üzerine öptüm bay dedin öyle mi? Ne olmuş? Hemen istediğim insanla istediğim gibi diyalog kuramayacak mı? Kurar. Birader kusura bakma seni de itip kalktı kırpaladık. Yalnız anan seni Kadir Gecesi doğurmuş herhalde. Yo, 24 Eylül Kadir Gecesi mi? Necdet Çetin'in oğlu olmak ne demek be? Bir uyansan şu mevzuya var ya. Abi, ben mafya dizisi bile izlemiyorum ya. Ne işim olur silahlı külahlı işlerle? Ya öğreteceğiz biz sana. Sen rahat ol. Beni ararsın. Yok yok gerek yok. Ya zaten burada durmana falan hiç gerek yok. Abi bu mevzu beni aşar. Necdet babanın kesin talimatı var. Ben sana numarayı vereyim. 0589-511. Gerek yok dedim ya Allah Allah. Ne haber lan Topkek? Yeşil Erik. Abi sen numarayı ver de ne olur ne olmaz. 0589-511-1717. 589. Berk neredesin sen? Ha? Aşkım. Bugün olanlara inanamayacaksın. Anlat dinliyorum. Aşkım neyi anlatayım? Bir duş alayım. Hayır efendim böyle anlatacaksın. O adamlar kimdi senden? Ne istiyorlardı? Ne yapıyor? Ya anlatacağım ya anlatacağım. Bu kim şimdi? Bakınca anlayacağız. İyi akşamlar polis. Birkaç sorumuz olacaktı girebilir miyiz? Buyurun. Buyurun buyurun. Buyur akbağalım. Evet. Kimlikleri bir görebilir miyim? Berk hanginiz? Hı? Benim. Siz. Siz? İnce işler. İnce işler. Güzel. Evet. Ben de organize şubeden Halil. 3-5 tane soru soracağız. Soru 1. Necdet Çetin'i nereden tanıyorsunuz? Tanımıyorum. Nasıl tanımıyorsun hayatım? Daha dün televizyonda izledik ya. Evet. Ha bu vurulan mafya babası Necdet Çetin. Heh. O kadar tanıyorum televizyondan. Allah. Peki bu Necdet Çetin'le alakanız nedir? Alakam yok. Alakanız yok. Ya. Peki. O zaman... Bu ne? Berk bu ne? Evet Berk bu ne? Hanımefendi ya Allah aşkına bir müsaade edin biz görevimizi yapalım ya. Ne olur. Evet Berk bu ne? Ha, dün biz otoparkçılarla hani şey böyle. Evet. Sorun olmuştu ya. Hastaneye gittim oradan pansuman yapılsın diye. Ben işte pansuman odasına gireyim derken hop bu adamın odasına girmiş. Ondan sonra o da beni birine benzetti. Kime benzetti? Yeğenine. Ya ölmüş yeğenine ben çok benziyormuşum ondan sonra ama ben bilmiyordum onun Necdet Çetin olduğunu. Bilmiyordum. Allah kaderinizi benzetmesin. Amin. İnşallah. Bu odadaki diğer tipleri nereden tanıyorsunuz? Onları tanımıyorum onlarla hiç konuşmadım. Tanımıyorsunuz. Ya. Demek ki onlar size sormadan sizinle samimi olmuşlar. Bir de böyle bir albüm yapmışlar. Berk neler oluyor ha? Babamı arayayım mı? Hanımefendi bir vazifemizi yapalım. Bir dur. Gerek yok babaya filan ya. Evet. Yok hayatım işte anlattığım gibi. Alo. Hayırlı akşamlar Devrem. Kimin dedin? Ne oldu? Merkezden aradılar. Ne çıktı? Arkadaşlar temizmiş. Ya.
Evet. Siz böyle ne iş yapıyorsunuz? Şimdi amirim, erkek arkadaşımın taytına bakarak bizi yanlış yorumlamayın. O bir balet, ben de balerinim. Etrafta da fotoğraflarımız var. Yani bizim mafyayla hiçbir işimiz olamaz. Sanatçıyız biz, sanatçı. Bizim de sanatçılara saygımız sonsuz. O zaman biz kalkalım. Bunları da alalım. Al, hadi bakalım. Evet, hanımefendi kusura bakmayın. Bu saatte sizi rahatsızlık verdik. Vazife tabii. Biz formumuz var. O formu bir Berk Bey imzalarsa hani görevimiz yerine getirdiğimize dair ıvır zıvır meseleler. Formu ver oğlum. Form arabada kalmış abi. Aksilik oluyor bazen. Şöyle yapalım mı? Şimdi memur arkadaş indi çıktı falan. Yorulmasın. Berk Bey bizimle arabaya kadar gelsin. Formu imzalasın. Değil mi? Ha? Tabii. Tabii. Hadi alın bunu. Alın. Geç. Tamam, oğlum tamam, formu tamam. Da ver. Birazdan göndereceğim ben onu. Merak etmeyin. Aç oğlum kapıyı aç. Kağıt nerede? İçeride. Kağıt içeri canım. Geç sen de. He? Kimsin la sen? Kimsin oğlum? Sen kimsin la? He? Amirim. Senin amirin ne? Sen ne la yukarıda iki saattir bize manitayı yanlamış tiyatro yapıyor ne? Değişik. Yok hastaneymiş, yok tahlilmiş, yok yanlış odaya girmiş. Sen nereye giriyorsun la koduğum? Sen nereye giriyorsun la? Adamın kapısında bin tane nöbetçi var la. Sen daha yaklaşmadan sağa kayarlar la. He? Ben vergisini veren bir vatandaşım. Ben de böyle konuşamazsınız. La bağımı veriyorsun amına koyayım. Bağımı veriyorsun oğlum sen. Bağımı veriyorsun vergi. Sen konuş lan. Konuş. Elinden gaza çıkın. Konuş lan. Ya ölüm ben valla bir şey yapmadım ya. Bak beni çok iyi dinle değişik. O kızın da senin de hayatını bitiririm ha. Sanatçıyım. Sen ne sanatçısı la sen? Sen hangi dizide oynadın bana sanatçı? Ben niye tanımayayım oğlum seni? Sen tanıyor musun la bunu? Bak seni kimse tanımıyor la. Kimse tanımıyor seni. Sanatçıyım sen ibine. Tip. İn lan sen. Adama bak ya bak bizi. Akşam akşam beni nasıl sinir etti. Amirim ya. Bir şey söylemek istiyorum. He söyle. Bu kız kim biliyor musunuz? Kim? Bu müteahhit Mesut. İşlerin kızı. Yani Tarık Tenekeci'nin ortağının kızı. He. Bunu şimdi söyleyeyim değil mi bana? Amirim şahsını yalnız söylemek istemedim. Senin şahsını sikeyim seni. Senin şahsını sikeyim seni. Bunu şimdi mi söylüyorsunuz da bak. Beni yine dağa bayır sürdüreceksiniz. Kıçınıza gına yakacaksınız değil mi? Alo. Müdürüm. Yani çok garip bir ilişkiye kaldık. Ben müsaadeniz olursa yarın sabah zaten size detaylı aktaracağım. Ben şu an telefonda konuşmak istemiyorum. Ulan Fuat abinin yüzünden telefonda bile konuşamaz olduk be. Polis miyiz, çarşı grubu muyuz belli değil. Sabah erkenden bana gel. Emredersiniz müdür. Yalnız gel. Emredersiniz. Şahsın yanında diyor, söylemedim diyor. Senin şahsını sikeyim ben seni. Hoş geldin Sarp Bey. Arkadaşlar burada kalsın. Yalnız sizi alalım. Çocuklar kalsın, Niyazi benimle gelecek. Ha, cep telefonu alalım. İzinli misiniz? Artık kaçmanın anlamı yoktu. Ve kalkıp Bedirhan'a gittik. Yok artık. Oha. Buradan çıkışla bakacağız. Here comes the son of a bitch. I know that he is afraid of dogs. I'll make him shit on his bed. What the fuck is my money? Get my money! Fuck your history! Niyazi. Hı hı. 20 dakikaya kadar gelmezsem lompar gibi yapıyor. Ha tamam. Just give me another week. Don't worry, I have solved this problem. Take it! Yeah. Give me money! Look, baba. Hı hı. Pay me my fucking money. I just come from Adana. I don't understand from Badana. Sorry. Tarık is come here. Tarık'cığım hoş geldin. Bizim mevzuyla ilgili İranlılarla konuşuyor. He is with me now. Tekrar hoş geldiniz Sinyor Tarık. Ne içeriz? Prosecco alır mısınız? Ya da latte, cappuccino. Onları sen al Bedirhan'cığım, ben böyle iyiyim. Rica etsem bana Bedo der misiniz? Milano'da herkes Bedo diyor. Burada Bedirhan diyene dönüp bakmıyorum, alınıyorlar. Hay hay Bedocuğum. İnanır mısınız, sıkıntı büyük. Nasıl çözeceğiz bu durumu? Ya Necdet ibnelik yapıyordu ondan. Siz bana ne dediniz? Malı ver, parayı al demediniz mi? Ben üstüme düşeni yaptım. Malı verdim, parayı alamadım. Sonuç, malımı kaybettim. Param ortada yok. Ve Necdet de hala ölmedi. So what? Bir dakika ya. Necdet'i sen vurdurmadın mı? No.
Sen şu benim gözümün içine baksana. Necdet'i vuracak kadar salak mıyım? Ha, illa birini ortadan kaldıracaksak angajman kuralları gereği şahsın kendisi dahil alemdeki ilgili herkese haber veririz. Ya bırak Bedo, Allah aşkına doğruyu söyle ya. Kelime yapma bana. Tarık'cığım, ben size kelime melime yapmıyorum. Sadece şunu merak ediyorum. Malı alana kadar günde 25 kere telefon açıyordum. Ha şimdi açmıyorsan ben ne düşünürüm? Malı ve parayı sen çal. Bir dakika, bir dakika. Ağzından çıkanı kulağın duysun Bedo Efendi. Karşında dünkü çocuk yok. Kimse bana hırsız diyemez. Ama mevzu yalnız para mevzusu da değil. Sen benim ticaretimle oynayamazsın. Lan lafı dolandırma, delikanlı gibi direkt söyle, gırıtma. O zaman şöyle söyleyeyim Tarık'ım. Bir hafta içinde parayı göndermezseniz... Senin amına korum kıvrak! Bana bak lan! Ne diyorsun lan sen? Bir haftam var Tarık. Bir hafta içinde parayı göndermezsen ha şu itlerle seni çiftleştiririm ha! Bana bak! Sen daha kısa donla gezerken ben bu alemin kralıydım. Hala da kralıyım. Hepinize göstereceğim. Bu alemde bana Tarık Tenekeci derler lan! Atın şu kodumun peynir tenekesini dışarı. Lan sen bittin lan! Bittin sen! Bittin lan sen! Bir haftam var Tarık'cığım. Bir hafta içinde parayı kompense edeceksin. Kompense senin! Aman! Oh Jesus. Leopar haklıymış Niyazi. Şu andan itibaren sertleşmeye başlıyorum. Abiciğim bana ne sertleşiyorsun, bunlara sertleş ya. Nasıl bir tavır ya? Devam et! İbneye bak ya. Öğrenmiş köpekten tırstığımı kumpas kurmuş. Aklım gitti, yemin ederim Niyazi, aklım gitti. Aklın mı gitti? Altına sıçtın abi. Ara titreyi, gelsin çabuk. Titreyi ara. Titre hakkında nerede hiçbir şey bulamadım. Titreyi ara. Bacım, titreyi ara. Titrek yok mu? Titrek yok mu titrek? Bizim titrek. Fikret değil titrek. Lan ver şunu doğru düzgün ara. İt ite buyuruyor, it kuyruğuna buyuruyor. Adam diye bunun yanında gezdiriyorsun lan. Bir kılığına bak ya. Nasıl bir adamsın? Ne? Kimsin lan sen? Kimsin lan? Ulan sen benim öz oğlumsun. Nasıl bir kötülük yapmış olabiliriz ya? Sabahtan beri aynı şey. İllallah ettim abi. Ağzımıza sıçıldı ya. Ben gidip arabada bekleyeyim. Kurban olayım abi. Kıza gördün mü? Yani yengeye demek istedim abi. Bravo, bravo arkadaşlar.
Harikaydınız. Arkadaşlar bu akşamlık bu kadar. Görüşmek üzere. Küsküzüğü alıyoruz. Amına kodum. Ben hazırım Mahmut abi. Açılsınlar mı reis? Boygar. Hayır. Evet diyor. Yürü. Fikrim bak. Çift ütü izi istemiyorum. Biliyorsun bu yüzden karı boşarım yani. Ya merak etme abi. Cilet olacak cilet. Yürü. Üsküyü de kolla canım. Ay. Daha işi uzun. Tersini de çevireyim mi lan? Uykuluk gibi koktu be. Evet. Orospu benim abi. Affet abi, orospu benim. Orospu benim. Fener'in altyapısındayım. Sol ayağıma vurma abi. Mide, mide, mide. Bu Halil'e ne yaptınız abi? Bu gece buluşacağız, onun yeni ödevini vereceğim. Siz bu adama niye çökertme diyorsunuz ya? Bu adamın böyle aklı, fikri mafyayı çökertmek. Tamam mı? Necdet Baba da buna bir kıtır attı mı? Mason lojasını bastırttık. Tamam mı? O da bunu tabii tarihten biliyor. 5 sene şark hizmeti, Anadolu'yu adım adım dolaştı. 17 Aralık'ta işte döndü geldi gene. Evet abi. Hayrola kızım bu saatte? Berk işte anne ya. Berk işte anne ya. Ne yaptı lan, sana bir şey mi yaptı o erkek müsveddesi? Baba söyleme şöyle tut, çocuğa. Tut kızacağım ama. Sadece biraz bu aralar tuhaflaştı. Nasıl tuhaflaştı? Yani böyle. Mesut. Aşk olsun baba. Sizinle konuşmaya gelmiyor. Ben buraya dertleşmeye geliyorum, sizin yaptığınıza bakın. Kızım sen de o zaman derdini anlat bize. Organize şubeden polisler geldi dün eve. Organize şube mi? Neden? Beni mi sordular? Seni değil. Belki Necdet Çetin'le bir ilgisi olduğunu düşünüyorlar. Necdet Çetin mi? Lan ben size 50 kere demedim ki şu Tarık'la ilgili mevzu her yerde anlatmayın diye. Ağzıma sıçacak şimdi o benim. Baba öyle demediler. Hastanede Berk'le bu adamın fotoğrafını çekmiş polisler. Sonra gelip dediler ki senin Necdet Çetin'le ne ilgin var? Sonra o da tesadüfen girdim oraya dedi. Ya vallahi ben de bilmiyorum baba. Zaten bu aralarda eve geç gelmeye başladı. Kesin bir gariplik var bu işte. Berk'e sormadı mı ne oluyor diye? Anne sordum. Polise ne dediyse bana da aynısını söyledi. Baba? Baba? Babanı sıçalım sana, nasıl sıçayım seni? Allah'ım inşallah benimle ilgisi yoktur. Baba ne oldu? Ya söyler misin? Benim gitmem lazım. Gitmem lazım yaptığınız için. Burada eşek taşı bu yüzden. Sen niye bir arayıp da sormuyorsun lan? Niye bir danışmıyorsun? Ya Mahmut abi Allah aşkına sen bana niye inanmıyorsun ya? Ya vallahi bak yemin billah ediyorum diyorum ya. Ben bilmiyorum, ben tanımıyorum ki kendini. Lan ben oradaydım, çökertme. Adamı amele sümüğü gibi yapıştırdın cama. Adam tutturmuş, alın getirin benim önüme diyor kardeşim. Seni diyor, seni. Bak Necdet abi bunu bir duyacak olursa var ya. Alo. Seni nasıl ki hani şarka tanalım. Buraya getirdiyse öyle de göndermesini bilir. Tamam mı? Lan sen tarağa mı hizmet ediyorsun lan sen? Tarağa mı çalışıyorsun lan? Ben sen... Allah aşkına ya Mahmut abi. Ya bak beni dövün, bana sövün. O tırroş, ya o tırroşun yüzünden ben 5 sene memlekette dolaşmadım. Toprak kalmadı Allah aşkına ya. Ben çökeceğim ona, bir açığını bulsam da bulamıyorum ki. Tarığı paketleyip fiyonklayıp sana versem. Çökecek mi lan? Onun ben amına bile korum da. Şaka değil mi bu? Şaka gibi bir halim de var lan! Hı? Bir bak bak bak! Estağfurullah Mahmut abi. Vallahi yok Mahmut abi. Veriyorsanız ben alırım yani. Siz öyle verirseniz ben çökerim zaten ona. Peki. Ne zaman olur abi? Yakında.
Çok yakında. Benden haber bekle! Bizden haber bekle! Abim yeteneksiz titreyi bir kez daha şansını denemeye hastane... Ha? Abi! Kulak! İyi misin? İyi. Helvama az kalmıştı Mahmut. Allah korusun abi. Ama gördüğün gibi kale gibiyim. Öttü mü? Tarık! Tenekesi Tarık. Salak titrekle yakalanınca Mahmut'un tek tokadını abime ispiyonladı. Şimdi ortalık iyice karışacak. Abimin imparatorluğu Yılmaz Vural'ın teknik direktörlüğünden de kısa sürdü. Benim için sorun yok. İbre bana dönüyor. Sen de bir haller var. Hayırdır, neyi kutluyoruz? Sabret lan, bir iki saat öğrenirsin. Bana bir faydası var mı? Onu söyle. Fırsatçı pezeveyiz. Bu akşamdan itibaren imparatorluğumu ilan ediyorum Mesut. İlk diplomatik ilişkimi de bu yavrularla. O zaman hükümeti de ben kuruyorum, öyle mi? Sen önce çadırı kur! Allah Allah! Sonra hükümeti beraber kurarız! Ulan sen var ya. Dön bak. Balla kesiyorum da bu. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Niyazi sen devam et. Sen devam et dedin ya abi. Lan bir siktir git! Allah Allah, çok meraklıydım. Bu nasıl bir tavır ya? Ne oldu lan, anlat! Abi işi tertemiz hallediyorum. Odaya bir girdim, Necdet yatakta kuzu gibi yatıyor. Çıkarttım silahı, saydırdım. Derken arkadan kafama biri vurdu. Gözümü bir açtım, karşımda Necdet. Yanımda Berk diye bir damlama. Bir dakika, bir dakika. Berk mi? O kim? Oğlu varmış orospu çocuğun. Oğlu mu? Oğlum varmış lan Necdet. Ah siktir. Lan bu Berk nasıl biri? Sana ne oluyor lan? Esmer, tığ gibi bir herif. Hafif sakallı. Sıçtık. Tanıyor mu lan sen o piçi? Lan Berk kim biliyor musun? Kim? Kim? Benim kızın nişanlısı. Hoppa. Ne? Lan sen bunu bana daha önce niye söylemedin? Ben aslında... Buraya onun için gelmiştim. Lan kaç dedik lan?
Hadi çekil. Lan vallahi siktirip geçsem iyi olur herhalde ya. Ya koca koca adamlarsınız, bir organizasyon yapamıyorsunuz yemin ediyorum, bu nedir ya? Necdet abi baktı abim durmayacak, hastaneden apar topar çıkıp evine döndü. Geçmiş olsun. Sağ ol yavrum, sağ ol. Teşekkür ederim. İstemez kızım, koy oraya. Of. Ya insanın evi gibisi yok be. Vallahi geldim şöyle içim açıldı. Bu Tarık gitmesini ne yapacağız abi? Aşkım sen yolun başında bekle, ben arabayı alıp geleyim. Tamam hayatım. Geliyor lan, geliyor. Selamünaleyküm ablacığım. Sizin burada ne işiniz var? Abla biz senden özür dilemeye geldik. Geçen haddimizi aştık, kusura bakmayın, bundan sonra olmaz. Bu saatten sonra kimse bir şey diyemez size bu çevrede. Biz sizi harbi motor zannettik be abla. Özür dileyin lan ablanızdan. Allah özür dileriz abla. Malız biz ya. Abiye hürmetler abla. Geldi bak, geldi, geldi. Aşkım gördün mü? Görmedim aşkım, ne olmuş? Özür dilemeye gelmiştim. Allah Allah, ne olmuş acaba? Aa! Oh, çıkar yavrusu demeyeydik, iyiydin abla. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Hamdi zırt pırt arıyor abi. Toplantı olacak mı diye. Ben olacak dediysem olacak. Ama işkillenmeyecekler mi? Nasıl oluyor yani? Daha yeni vuruldu. Toplantıda. Sağ olasın. Afiyet olsun. Mahmut. He? Sen epeydir eve gitmiyorsun. Ya git bir donlu başını değiştir ya. Bir rahat et. Yok abi, nereye gidiyorum ya? Sen burada kal ya, ben eve gideceğim. Ben içim rahat etmez. Yok yok. Şşş. Artık kendi evimizdeyiz ha. Rahatız. Korkacak bir şey yok. Mahmut. Hı? Ayrıca genç sevgili bu kadar başıboş bırakılmaz evladım. Bir ara bir sor. Ne yapıyor? Ne ediyor? Sonra sıkıntı yaratır Mahmut. Diyorsun. Evet. Evet, evet. Evet, evet. Ha, oğlanı göndermeyi unutma. Tamam, tamam. Nefesteler yaptım ben hadi ya. Çok merak ediyorum hadi. Ben bir de çok güzel doğu basarım. Gerçekten mi? Felaket basarım. Dur sana besteyi çalayım. Anamın sesi ısıtmam lazım. Tamam. Mahmut. Tavşanım sen mi geldin? Ben geldim. Hoş geldin. Nasılsın? Ben de şimdi seni arayacaktım. Niye? İşte Hıdır bana beste yapmış. Tam çalacaktı bana, sen geldin. Ne diyorsun Hıdır? Hadi çal, hep beraber dinleyelim. Hıdır, bir sıkıntı mı var? Hani varsa halledelim beraber. Çalayım o zaman. Hadi. Hoplatırım seni kahpen, zıplatırım seni kahpen. Eğer beni aldatırsan ağlatırım seni kahpem, ağlatırım seni kahpem, ağlatırım seni kahpem. Ya. Nasıl? İşte bu. Benim için yapmış. İşte bu. Çok güzel değil mi ya? Ay. Hoplatırım seni kahpem, zıplatırım seni kahpem.
Eğer beni ağlatırsan... Müdür! Tamam. Tamam, işte güzel bu. Tamam. Al. Gel. Canım. Tarsana. Bitti. Kahveyi al gel. Gel bir tane. Gel. Gel kahve. Bak yapma. Ya adam sanatçı ya. Aç lan. Abi yapma. Hadi başla. Başla. Abi başla lan. Öpeceğim seni evet. Kahvem. Öpeceğim seni kahvem. Mahmut, sen bir hayvansın. Lan. Böyle devam ediyorsun, aferin. Anladın mı? Yavaş yavaş olacak. Takıldı abi. Şu uyuşturucuyu içene de satana da uyuz oldum. Bu Tarık İbnesi ne yaptı? Şerefsiz zehir satmaya çalışıyor gizli gizli. Abi, ben de film koptu. Hemen parasına da mallarına da el koydum. Onun için mi vurdurdu sizi? Evet. Alemin ağır adamlarına haber saldım. Bir toplantı ayarladım. Ağrı da çağırdım. Toplantıya benim yerime sen gideceksin. Ya beni çekip vurursa? Sen de onu vur. Ver şunu. Tarık yoldaymış Bedava. Rica ederim bir hata olmasın olacağını. Merak etmeyin efendim. Toplantı yerini teyit ettiniz mi? Evet doğruymuş efendim. Peki. Squadra bize yolda katılsın. Gracias. Hayatta herkesin bir sırası vardır. Bu sıranın geldiğini hissettiğiniz anda gerekeni yapmanız lazım. Yoksa sırayı kaçırırsınız. Şimdi benim oyunum oynanıyordu. Ama kimse farkında değildi. Doğruymuş. Mallar baksın içinden çıktı. Ulan Tarık! Bu yavşakların saygı duyduğu bir tek şey var. Güç! Bak senin kim olduğun meydana çıktığı anda onların dilleri böyle bir yerlerine kaçacak. Bunu hemen avantaja çeviriyorsun ve bomba gibi düşüyorsun. İnşallah abi. Yoksa dünyanın en komik mafya toplantısı olur. Korkma. Oyna. Seyrettiğin filmleri düşün ve oyna. Seyrettiğin filmleri mi? Evet. Nerede lan bu yavşak? Ha? Hesapta en son gelecek parsayı toplayacak he? Yok öyle ya ama. Cümleten selam aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş geldin amca. Bu bebe kim? Necdet nerede Mahmut? Bilmiyorum ki kim ol. Buyur reis. Necdet abi malum nedenlerden dolayı toplantıya katılamadı ama her birinize ayrı ayrı teker teker selam. Selam. Gözlerinizden öpüyor. Tarık hariç. Bana kelime yapma Mahmut. Neyin peşindesiniz lan siz? Kim lan bu parlak? Necdet abi bugüne kadar
Hiçbirimizi evladından ayırmayacak şekilde sevdi, korudu, kolladı. Ama son zamanlarda bazı ibineliklerden dolayı kırgın olsa da ne yapalım? Kusur küçüğün, affetmek büyüğün dedi, cezayı kesmedi Tarık hariç. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olsun. Beyler, madem Necdet gelmeyecekti, niye biz burada toplanıyoruz Mahmut? Necdet abi dedi ki, bu alemi çağa uydurmak lazım artık. Taze kan lazım, enerji lazım. Bravo, bravo. 40 yıldır Necdet abimiz doğru bir laf söyledi. Taze kan lazım buraya, enerji lazım. Necdet lazım değil. İşte o yüzden oğlunu gönderdi. Bundan sonra bizi o temsil edecek. Bugüne kadar babaya nasıl sevgide, saygıda kusur etmediysek, bundan sonra oğluna da aynı şekilde davranacağız. Kardeşim bu ne gerginlik ya? Hiç bana göre değil. Şu toplantı bitse de hafta sonu Alaçatı'ya gitsem. Ot festivali varmış. Değişim başlıyor. Baylar, bayanlar. Alo, alo, alo. Bu mu yapacağım? Siz bunun ne iş yaptığını biliyorsunuz mu lan? Balet bu, balet. Balet ne biliyorsunuz mu? Balet tayt giyer, dans eder. Kara gibi. Dans eder. Buna mı güveneceğiz? Ha? Hem ne malum lan bunun Necdet'in oğlu olduğu? Biliyorsun, tarif ayıptır ya. Sen? Bunun anasını ben iyi tanırım. Bokunu çıkarma Tarık. Yalan mı Mahmut? Bir dakika Mahmut abi, ben neyle konuşuyorum? Adınız ne sizin? Ana niye bilirdi adımı? Hadi Tarık, biraz daha Tarık. Harikasın Tarık, Tarık da Tarık, Tarık da Tarık. Öyle öyle öğrendi. Benim adım Berk Çetin. Necdet Çetin'in oğluyum. Bundan sonra ya benim dediğim olur, ya da Allah'ın dediği olur. Silah kaçırmak istiyormuşsunuz. Kaçırtmam. Uyuşturucu satmak istiyormuşsunuz. Sattırmam. Ne diyorsun lan sen dantelli? Bugüne kadar babam benimle başa çıkamadı, sen mi başa çıkacaksın? Mahmut! Çoluk çocuğu getiriyorsun buraya, bize racon kestiriyorsun. Okula da sen mi götürüp getiriyorsun lan bunu? Ha? Beyler, bu iş bugün burada bitecek. 30 senedir babasıyla uğraştım, şimdi de piçiyle mi uğraşacağım ben? Oğlum bak! Ya Necdet'i siktir edersiniz, ya da ben bu ipneye sıkarım! Boşusun lan! Baba! Vay vay vay! Babaların babası gelmiş! Kes lan! Oturun beyler! Sen de in aşağı! İn aşağı, otur şuraya! Meydanı boş buldun hıyar! Bu hikaye bugün bitiyor beyler. Sizleri bırakıyorum. Yapma Necdet abi. Gidiyorsun abi. Biz ne olacağız abi? Ne yapacağız? Bundan sonra hepiniz özgürsünüz. İsteyen istediği işi yapar. Bundan sonra hiçbirinizin yüzünü görmek istemiyorum. Ha, şunu da unutmayın. Geçmişte yediğimiz haltların bütün belgeleri bende. En ufak bir yanlışınızda bir daha güneşi göremezsiniz. Anladınız mı? Tamam abi. Ben anladım ya. Hadi. İstesem bile böyle bir final yapamazdım. Necdet abi alemi kendi kendine bırakmıştı. Şimdi sıra abimin istifasına gelmişti. Azıcık akıllı olsa daha çabuk halledeceğim ama yine başka bir tezgahın içinde bulduk kendimizi. Ama iyi oldu. İnci'yi tanıdım. Ya abiciğim bir beni dinlersen bir Allah... Bir dur be! Abi. Toplantının ortasında, başında, her yerinde abi bir şey dürt. Ne söylüyorsun? Söyle şimdi. Ne söylüyorsun? Ne var? Söyle! Nasıl bir tanım ya? Bu nedir ya? Eşek kadar adamlar gerdiniz ortalığı. Konuşmuyorum ya. Konuş söyle. Konuşmuyorum ya. Allah Allah.
Efendim Bedu? Sen beni ciddiye almıyorsun herhalde. Seni 7 kez aradım, açmadın. Niyazi'ye de söyledim. Sana söylemedim mi? Allah belanı versin, toplantıdaydım ya. Açmaz mıymış? Niyazi de bana hiçbir şey söylemedi. Beni iyi dinle Tarık. Seni sık sık düşünüyorum. Gece yatağıma yattığımda. Banyoda sabunlanırken, tıraş olurken. Ya da şarkı dinlerken. Bambaşka bir şey düşünürken aniden aklıma geliveriyorsun. Sen bana mı yazdın? Ulan iç! Hani mala Necdet çökmüştü lan? Malı beygirlerin arnına gömmüşsün. He? Hani Necdet çalmıştı lan? Orospu çocuğu. Anamın babamın ölüsünü göreyim Bedo. Vallahi benim hiçbir şeyden haberim yok. Bak görüyor musun? Yine Necdet'in ibneliği bunlar. Neyse Tarık siktir et. Sana angajman kuralları gereği tekrar hatırlatıyorum. Yarın sabah 10'a kadar vaktim var. Parayı getirdin yırtarsın. Getirmedin. Ulan mezarını kaz, kıvrak. Hadi hadi toplayın Olcay Bey hadi. Efendim anneciğim. Geldim geldim. Şimdi fark ettim. Tamam belki de arayacağım. Tamam merak etmeyin. Aa, aa ne oluyor? Ya bırakın beni. Aşkım. Efendim bebişim. Sen kimsin lan? Ben kim miyim? İnci ben, hayvan. Tanımadın mı? Bana bak ince bacaklı. Nişanlın elimde. Bırakın beni hayvanlar. Babacığım, babacığım. Babana söyle. Parayı getirmezse kızı öldürürüm. Yarın sabah 10'da para... Bende olacak. Ne oldu? Baba Tarık İnci'yi kaçırmış. Parayı vermezseniz kızı öldürürüm diyor. Ya bıraksanıza kardeşim ya! Allah Allah! Ya bırakın! Bırakın ya! Al! Ya ne istiyorsunuz siz benden ya? Senden değil lan. Kayınpederinden. Ne kayınpederi ya? Niyazi bu kadar harbi mala. Daha kimin koynuna girdiğini bilmiyor. İnşallah Necdet abi paraları göndermez abi. O zaman kıza sıkarız. Yok be abi ben alırım bu kızı. Saçmalama Niyazi. Kızı bağla. Ha. Hanımefendi. Merhaba. Siz bu ahıra girdiğiniz andan itibaren bu ahır o eski ahır değil artık. Bayağı bir güzelsiniz ya. Sen salak mısın? Teniniz de çok ipeksi. Ne kullanıyorsunuz acaba? Çıktığınız biri var mı? Burcunuz ne? Ya sen geri zekalı mısın? Yükselenin. Falan. Kız benden hoşlandı abi. Niyazi. Ne yapıyorsun sen? Kızı bağla dedin abi. Oğlum bağlayın lan şu kızı. Doğru düzgün bağlayın. Hiç bağla. Yok canım ne alaka? Ya kardeşim bırak beni yavaş ya. Yavaş arkadaşlar yavaş ama. Lütfen. Müsaidut değiliz. İş adamıyız. Tamam duruyorum böyle. Niyazi. Sabaha kadar bu kızın başında duracaksın. Buralarda kuş uçmayacak, çıt çıkmayacak. Oley. Hadi. Kadınlara saygılıyım. Bu alemin aygırıyım. Senin için kaygılıyım. Gitmeyince, 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 kal beyince. Böyle küçük bir beste yaptım, senin için yaptım. Güzeldi. Teşekkür ederim. Rica ediyorum. İyi madem, ver sen bir fırt bana.
birkaç daha dişi var. Onları da zaman geldikçe teker teker şey yapacağım. İyi madem başla. Gece uzun. Atlar çayırlarda koşuyordu. Ver ver bir tane. Zaten şey bu kadar. Gel bakalım, gel, gel, gel. CEO'ymuş. Kaporta İtalyano, motor Afgan. Şekline sokayım seni. Buongiorno, Signor Tarık. Şükür kavuşturana. Aleyküm selam, Bedo kardeş. Çok şükür, çok şükür. Para nerede? Az soluk lan. Necdet birazdan getirecek. Al. Bakayım araçlar geçti. Araçlar geçti. Tamam. Bak hele. Dikkatli ol da. Şenlik başlıyor. Paralar nerede? Arabada. Niyazi'ye söyleyin kızı getirsin lan. Aşk adama her şeyi yaptırır be. İnci bana bugüne kadar nasıl boş yere yaşadığımı hissettirdi. Sabah oldu. 5 dakikaya her şey değişecek. Ama sen benimle kalacaksın. Gitme hiç. Kör kütük aşık olmuştum. Yapacağım her şeyi unutmuştum. Niyazi abi, Tarık abi kızı istiyor. Lan oğlum gelsin, götü yiyorsa kendisi alsın. Yürü! Abi, Niyazi abi kızı vermiyor. Nasıl lan? Yiyorsa kendi gelsin alsın dedi. Tarık. Başın götün ayrı oynamaya başladı. Sen gene bir şeytanlık peşindesin. Tarık şu kızı getir de mevzuyu halledelim. Bak daha spora gideceğim. Hadi. Ulan Niyazi. Rahat ol. Ömerli tarafında bir arsam var. 20 dönüm. İmar bekliyoruz. Kupon. Çöz lan kızı. Abicim ben izah edeyim. Dışarıda millet bana çakmak için pasolik kuyruğuna giriyor. Sen burada muhabbete dalıyorsun. Öldüreceğim lan sen beni Niyazi. Abicim benim niyetim ciddi yani. Ben seviyorum. Lan sen kime vuruyorsun Yiğit? Kime vuruyorsun? Hayvan mı lan? Yürü. Ha? Niyazi. Burada kal lan. Sakın gelme bak. Gebertirim seni. Niyazi. Sakın gelme. Bırak beni. İşte bu tokat olmasaydı kendime gelemeyecektim. İnci. Tokat abimi bir anda benden sildi. İnci. Sadece İnci vardı artık. Seviyorum lan. Erkeksen bana vursana ha. Erkeksen bana vursana. Ha. Ağzını burnunu kıracağım senin ya. Bırak beni, vitaminsiz eksik. Hayvan oğlan hayvan. Ne oluyor lan burada? Aşkım iyi misin? Berk. Aşkım sen... Berk sen misin? Sen neredesin ya? Bu İbne Niyazi'yi dövdü biliyor musun? Hayvan oldu hayvan. Yıkamazsın ağzını. Lan ne alın bu karıyı? Siktir git. Sen kime karı diyorsun? İbne Tan. Hayvan oldu hayvan. Ağzını burnu kıracağım seni. Tamam tamam hadi arabaya. Kıracağım bunu ya. Tarık! Şerefsiz Tarık! Nerede lan kız? Niyazi aşkım. Lan! Ne yapıyorsun lan sen? Abi bana bunu niye yaptın ya? Ulan bak el alemin içinde yapma bunu. Ay şeytin oynadın abi kızın yanında neden yaptın? Sen çok iyi anladın. Gerçekten çok. Niyazi indir kardeşim silahını. La oğlum siktirin gidin, şu aile mevzunuzu başka bir yerde konuşun ya. Yürü. Kusura bakma Mahmut abi ya. Lan! Abim olacak şerefsiz. İyi dinle. Anlatıyorum her şeyi. Necdet abi. Malı bizi mağara saklamış. Ben de Bedo abiyi aradım. Anlattım lan her şeyi. Yavşak Tarık. Artık kardeş değiliz lan.
Dedim ya, Necdet durup dururken parayı vermez diye. Hepsini havaya uçurdu. Bedo abiyi vurmuşum. Abi kusura bakma, ben sana sıkacaktım ya. Senin Ecid abini sikiyim ben Niyazi. Ecid abini sikiyim seni. Paralara bak be. Lan koşun, lan koş. Al o zombinin yanında kiralar, ikneyi al oradan. Abi Arda Sada yapalım bunu ya, çok zevkli. Hepimizi aldılar. Hemen itirafçı oldum saniyesinde. Bildiğim her şeyi polislere anlattım. Bak oğlum, alsana onu. Oğlum al. Arkaya bak. Gidiyor. Mahmut abi, koyduk mu? Ya ben zaten hep kendi kendime söylüyordum. Diyordum ki ya bu çocuk diyorum, normal bir adamın oğlu olamaz diyorum ya. Yani özel bir adamın oğlu dedim. Bu ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Aslında bakacak olursanız ben ağlamak istiyorum. Ulan sen ne dümenci bir babaymışsın ya Mesut. Şimdi böyle klip çekmeyi bırak da beni dinle. Ha. Önce şahane bir düğün yapacaksın. Bana layık olacağım. İkincisi, o her kestiğin ağaç için 10 tane yetişkin ağaç dikeceksin. Anladın mı? 10 tane mi? 10 tane. Eğer Amazon ormanlarına çevirmesen ben o İstanbul'u şerefsiz. O uçak böyle inecek, inemeyecek. Çok ağaç var, İzmit'e inecek. Yani o kadar çok ağaç dikerim. Diyorsun. Evet, evet. Vallahi hiç. Geldiler. İyi. Naş, benim biraz bekle görüşmem var özel olarak. Sonra konuşuruz. Bir selfie çektirelim abi. O ne lan? Selfie. Acilen escort bir çıtır bulmak lazım. Yoksa vallahi Hülya yengeye kayacak. Süper abi. Ot motoru. Ne? Ya bir Mesut bir dur be. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz yan odada bekliyoruz babacığım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Gelemezsin. Şansımı denedim, İnce'ye mesaj attım. Kapının önünde 5 dakika bekleyecektim. Gelirse tamamdı. Gelmezse İstanbul'dan çekip gidecektim. İnsanlara bak. Hayatta her şeyleri var. Paraları, arabaları, evleri. Ama seni gerçekten seven bir kadın yoksa her şeyin olmasının hiçbir anlamı yok ki. Bu yüzden en çok Berk'i üzüldüm. Şimdi her şeyi var ama onu seven bir kadın yok. Başarım, sıkma canını. Sana balet mi yok ya?
Nah.